الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد صلوا على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. أما بعد. و نفسه Sözlerin en güzeli yüce Rabbimiz Celle Celaluhu'nun selamıyla sizleri selamlıyorum. Yüce Rabbimin selamı, selameti, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ramazan-ı Şerif ayınız mübarek olsun. Bu mübarek ayda tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, mukabelelerimizi, teravihlerimizi Zekatlarımızı, fitrelerimizi, fidyelerimizi, sadakalarımızı, hasılı bütün ibadet ve taatlerimizi Yüce Mevlam dergahı izzetinde kabul eylesin. Bizleri evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden azad oluş ve kurtuluş ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayının feyzinden, bereketinden, hakkıyla müstefid olan kullarından eylesin. Kıymetli izleyiciler, bugünkü sohbetimiz ana baba hakları üzerinde olacaktır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizlerin doğumuzdan ölümümüze kadar görev ve sorumluluklarımızı iki madde iki maddede özetlemiştir. Birincisi Yüce Allah'a karşı olan görevlerimiz ki, Yüce Rabbimizi tanımak ve O'na ibadet etmemizdir. İkincisi ise bu dünyaya geliş sebebimiz olan, varlık sebebimiz olan anne ve babalar, babamıza ve topluma ve çevremize olan görevlerimiz ve sorumluluklarımızdır. Ben de bugün ayet-i kerimeler ile hadis-i şerifler ışığında Yüce Rabbimizin bize öğrettiği kadarıyla anne baba hukuku üzerinde konuşmaya gayret göstereceğim. Değerli izleyiciler, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimuşşan'ında Estaizu billah وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وخذوا ما يجلي لدى ربي مزمعلاً. Rabbimiz sadece kendisine ibadet etmemizi, anne babamıza da iyi davranmamızı kesin bir şekilde emretti. Kada ve bu emretti. Farz kıldı. Ana babaya itaat etmek, hürmet etmek, saygı göstermek farzdır değerli kardeşlerim. Anne babanızdan ikisi veya birisi sizde eğer... Beraber yaşamak nasip olursa ya da yaşlanırlarsa sakın ola onların hizmetlerini göre, görürken ya da hizmetlerinde bulunurken onlara karşı öf bile demeyin. Onlara yılgınlığınızı, yorgunluğunuzu veya zahmete düşer olduğunuzu asla onlara hissettirmeyin ve onlara alçak gönüllülükle, şefkatle, merhamet kanadını gerin. Ve deyiniz ki ey Rabbim ben küçük iken, çaresiz iken beni bana şefkat ve merhametle kanatlarını gererek yemeden yediren, efendim gece uykularından mahrum kalan, beni giydiren, büyüten, beni hayata hazırlayan, bana ilim öğreten, meslek öğreten, rızkımı temin eden anne babama da, anne babama da Ölümleri durumunda onlara merhamet et ve onları bağışla ya Rabbi diye duayı bize öğretiyor. Rabbimiz burada hem görevlerimizi öğretiyor bize dünyada hem de anne babamızın ölümü durumunda onların akabinde arkasında dua etmemizi de öğretiyor. Ve kurra bir hume keme rabbe yani sarıyla beni küçükten besledikleri, büyüttükleri gibi sen de anne babama merhamet et ve onlara rahmetini, sonsuz rahmet kapılarını aç ya Rabbi diye dua etmeliyiz. Daha önceki ümmetlere de Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bize söylemiş olduğu anne babaya iyiliği, anne babanın sözünü dinlemeyi, anne babaya itaati aynı şekilde bizden önceki ümmetlere de emretmiştir. Bir hadis-i şerifte de Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir sahabi gelmiş ve ya Resulallah insanlara yapabileceğim en hayırlı, en makbul, en güzel amel hangisidir diye soran sahabiye Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz birincisi namazı vaktinde kılmandır. İkincisi anne babana iyilik etmendir. Üçüncüsü ise Allah yolunda cihad etmektir. Değerli kardeşlerim, demek ki dinin direği olan namazı vaktinde kılmak, Allah'ın hoşnut olduğu ve Allah'ın hoşuna giden en güzel amel. İkincisi ise anne babaya iyilik etmektir. Anne babaya hürmet etmek, anne babaya saygıda kusur etmemektir. Üçüncüsü ise Allah yolunda cihad etmektir ki imanın zirvesidir. Namaz dinin direği. Anne babaya hürmet ve onların rızasını kazanmak cennetin ortanca kapısı. Allah yolunda cihad ise imanın zirvesidir değerli kardeşlerim. Abdullah bin Ömer Amr, Abdullah bin Amr İbni As radıyallahu teala enhu efendimiz buyururlar ki, Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir zat geldi ve dedi ki, Ya Resulallah ben Allah yolunda cihad etmek ve hicret etmek üzere sana e, biat etmeye geldim. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz annen ya da annen ve baban hayattalar mı diye sorduğunda, resul Ekrem Efendimiz'e o soruyu soran sahabi, evet ya Resulallah, annem babam hayatta. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki, sen Allah yolunda hicret etmeyi, Allah yolunda cihad etmeyi, hayatta olan sen, senin bakımına muhtaç, senin yardımına muhtaç, senin hizmetine muhtaç olan anne ve babana git, yap ve bu ecri ve sevabı da onlara hürmet etmekte ve onlara bakmakta alırsın diye buyurdu değerli kardeşlerim. Aziz müminler, bir husus anne baba tabii ki anne babanın rızası Allah Celle Celaluhu'nun rızasıdır. Anne ve babanın rızası Allah Celle Celaluhu'nun rızasıdır. Anne ve babanın öfkesi, gazabı Allah muhafaza yüce Allah'ın öfkesi ve gazabıdır. Onun için bizler çocuk evlatlar olarak anne ve babamızı hiçbir zaman öfkelendirmemeli, onların efendim üzmemeli, onları sıkıntıya düşürecek davranışlardan sakınmalıyız. Keza anne babalar olarak da işte çocuktur, delikanlıdır, gençtir, tecrübesizdir, Efendim bize karşı anne babalar olarak evlatlarımızın bize karşı yapmış oldukları kusurlarını örtmeli, onlara doğrusu ne ise anlatmalı, anlatmalı ve hiçbir zaman dilimiz onlara karşı beddua hususunda dönmemelidir aziz kardeşlerim. Evlatlarımıza beddua, ıslaha noktasında Allah'a dua etmeli veya bir uyarı olursa dahi dua kabilinden olmalıdır. Allah seni ıslah etsin. Allah sana efendim, daha güzel ibadet etmeyi nasip etsin. Allah sana güzellikleri yaşatsın, tattırsın diye şey etmez. Maazallah e, anne babanın e, hem duası makbuldür hem de bedduası makbuldür. Hadis rivayetinde üç Kişinin ya da dört kişinin duası veya bedduası reddolunmaz. Yolcunun, mazlumun, anne babanın ya da raiyete ra hakkında adil yöneticinin. Değerli kardeşlerim, o manada Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin döneminde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin döneminde bir kişi yani ölüm döşeğinde ama bir türlü canı çıkmıyor, emanetini teslim edemiyor ve durum Resul-i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e iletildi. Bir ashabtan birinin efendim şeyini ruhunu teslim edemediğini, günlerden beridir ölüm döşeğinde beklediğini Resulullah Efendimiz'den bu Müstahzar olan kişinin yanına gelip kendisine Kelime-i Şehadeti, Kelime-i Tevhid'i telkin edip bu şekilde belki ruhunu teslim edebileceğini e, arz edince Resul-i Ekrem Efendimiz yanına gitti ve sordu. E, namaz kılıyor musun? Evet dedi. Namaz kılıyorum dedi. E, annem baban hayatta mı? Annem hayatta dedi. O halde e, annenle aran nasıl? Aram iyi değil dedi. Onun için e, annenle aran iyi değilse o halde tabii ki sen ruhunu, canını kolaylıkla, kelime-i şahadetle, kelime-i tevhidle teslim edemezsin diye. Şey, Resulullah Efendimiz bunun annesinin getirilmesini emretti, annesinin huzuruna getirdiler. Dedi ki, çocuğun günlerdir, canını, bu ev, oğlun günlerdir ruhunu teslim edemiyor. Sen bundan o çocuğundan razı değilsin. Herhalde kırgınsın, üzgünsün, ondan üzgünsün, küskünsün. Çocuğunu hakkını helal etmen lazım ki ruhunu teslim etsin. Bir rivayette diyor ki ya Resulallah bu oğlum hanımını benden öncelliyordu. Hanımının sözünü dinliyordu. Ona karşı bana karşı hanımını destekliyordu. Ben kırgınım, üzgünüm. Hakkımı helal et bir rivayette. Hakkımı helal etmiyorum diyordu. Resulullah Efendimiz de o rivayette buyurdu ki bir odun getirin. Bir yılın odun getirdiler. Ateş yakın dedi. Ve bunu e, ne yapacaksın ya Resulallah diye sorduğunda o çocuğun annesine Resulallah Efendimiz dedi ki senin evladını bari bu dünyadayken bu ateşe koyup da öyle cehenneme gitsin. Ya Resulallah ciğer evladım ciğerimin köşesi olan evladımı nasıl olur da e, Gözümün önünde ateşe koyarsın dedi ki eğer hakkını helal etmezsen sen olacağı varacağı yer budur. O anda hakkını helal etti. İkinci rivayette ise kadın Resulullah Efendimiz kadına dedi ki ey ana benim evvela Allah'ı şahit tut sonra beni şah benim şehadetimle bu evladına hakkını helal et. O da dedi ki ben Allah'a şahit tutuyorum ya Resulullah seni de şahit tutuyorum ki. Ben oğluma olan hakkımı helal ettim. Ondan razı oldum. Kırgınlığım, üzgünlüğüm kalmadı diye. Resulullah Efendimiz o çocuğa döndü. De ki, La ilahe illallah vehdehu la şerikele. Ve, e, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelimeleri ona söyleyince o da bu kelimeleri tekrar etti ve canını teslim etti. Aziz kardeşlerim, Anne babasına karşı saygıda kusur eden, onlara karşı hürmette eksiklik yapan veya onlara saygısız davranan, hakaret eden Hatta Allah muhafaza yani döven, vuran, söven kişi belki yani bu dünyadan ölümünü, ölümü de yani çok zor olur kemal iman ile kelime-i şahadetle kelime-i tevhid ile iman, imanını dahi teslim edemeyebilir bir. Bütün azaplar efendim Allah muhafaza bütün azaplar e, tehirlidir değerli kardeşlerim ama anne ve babaya karşı gelmenin cezası dünyadadır değerli kardeşlerim. Dünyadadır. Ya Resulallah. işte çocuklarımız bize saygılı saygılı olsunlar. Bize saygıda kusur etmesinler, itaatli olsunlar. Resulullah Efendimiz buyurdu ki: "Ana babalarınıza karşı saygılı olun. Çocuklarınız, nesilleriniz de size karşı saygılı olurlar. Bururu. Bururu ebe'ekum teburrukum ebne'ukum. Yani ana babanıza karşı saygıda kusur etmeyin. Nesliniz, çoluk çocuğunuz da size şey etsinler. Hatta dilimizde meşhur bir ifade vardır. Efendim nasıl hizmet edersen öyle hizmet görürsün. Hizmet edene hizmet edilir. Hizmet edene hizmet olunur. Bu manada ana babalarımızı resul Ekrem Efendimizin bizim müjdelediği ve haber ettiği şekli ile cennetin ortanca kapısı olarak kabul edelim. Allah Resulü buyuruyor. El-Validu vasatu ebvabil cenneh. Dileyen bu ortanca kapıdan girsin. Anne babasına iyilik ederek. Dileyen de Allah muhafaza. Ana babasına karşı gelerek efendim cennetin orta kapısından cennete girmeyi reddetmiş olur. Bu manada Rabbim bizleri ana babalarına hürmet eden, saygı eden, saygıda kusur etmeyen ve yüce Rabbimizin bizlere bir nimet olarak, veli nimet olarak bahşettiği ve cennetin ortanca kapısı eylediği anne babalarımıza iyilikte efendim elinden gelen gayreti gösteren ve onların rızasını kazanan, hayır dualarını kazanan, bahtiyar ve salih ve mümin kullarından eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu bizleri, ana babalarımızı, nesillerimizi ve bütün müminleri bağışlasın. Bizlere dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eylesin. Cennetine dahil eylediği bahtiyar kullarından eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim.